Merhaba arkadaşlar, işte yeni bir vlog yayınıyla sizlerleyiz. Serimiz Adım Adım Tayland. Adım Adım Tayland, 2019 senesinde motosikletle yapmış olduğum, eşimle birlikte yapmış olduğum Büyük Tayland motosiklet turunda gezdiğim, gördüğüm yerler hakkında. Bu vlogu çekmemdeki amaçsa hem bu yapmış olduğumuz gezilerde gördüğümüz şehirler hakkında karşı ruhu olan Tayland'ı, farklı şehirlerini merak edip de gidemeyen veya gitmeye cesaret olmayan insanlar için bir kaynak rehber arkadaşlar. İşte bu sefer nerede kalmıştık? En son Korat'taydık. Korat'tan sonra arkadaşlar biz Chantaburi'ye ve oradan da Kohchenk Adası'na geçtik. Kohchenk Adası motosiklet turumuzdaki ilk gittiğimiz ada. Zaten büyük bir ada olduğu için de motosiklet orada ihtiyacımız olacaktı ve biz tüm bu Çin ve Tayland'ın Kamboçya sınırına kadar olan bölgeyi motosikletimizle kat ettik ve en son nihayetinde Kohchenk Adası'na vardık. Tabii ki bu Büyük Tayland turumuzun bayağı bir döngüsel ve geniş bir açıdan yapacağımız, daha sonra da Kopangan'da nihayete ulaştıracağımız noktada ki başlangıç yerde diyebiliriz. Çünkü bütün kuzeyin doğusu, yani Tayland'ın daha doğrusu orta batısı, orta doğusu, işte kuzeyin batısı, kuzeyin doğu tarafı ki şöyle söyleyeyim, yani bu Myeongseong döngüsünün altında, bir sene önce Myeongseong motosiklet turu yapmıştık, yani kuzey batı Tayland'ı, onun altında, yani yapmadığımız yerlerin ekseninde böyle bir döngü oluşturarak Udon Thani, yani İsan bölgesine ve İsan bölgesinden de işte Kamboçya tarafından doğru da işte aşağıya Kohchenk'e ve Kamboçya sınırına kadar gittiğimiz yol güzeller bu arkadaşlar. İşte arkadaşlar Chantaburi'ye gittik. Chantaburi nasıl bir yer öncelikle? Şimdi Chantaburi arkadaşlar haritada baktığınız zaman sahil kenarında gözüken bir yer. Ama sahile uzaklığı bayağı bir uzun. Onu da söyleyeyim. Yani bir sahil kasabası değil. Ama plajları var mı? Var. Plajları nasıl? Plajları gerçekten çok efsane. Yani bunu araştırmanız için Google'dan Chantaburi diye, Chantaburi diye sen bir araştırdığınız zaman plajları göreceksiniz. Peki, hani burada neler var? Şimdi burada bizim gördüğümüz pek bir Avrupalı turist yok. İşin açıkçası. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, biz bir gün bir gece kaldık. Biz kendimizden başka da bir yabancı görmedik diyebiliriz. Bunun dışında ortam tamamen Tayili. Tayililerin eğlenebileceği çok güzel publar ve barlar var. Hatta bir bar, bir sokağa girdik, bir bar street gibiydi. Yani sağlı sollu mekanlar uzun bir cadde şeklindeydi. Çeşitli alternatifleri barındıran bir barlar caddesi de var Chantaburi. Yani görünüş olarak bizim çok hoşumuza gitti. Biz çünkü bir de şu da var, hani Tayil mekanlarına gitme konusunda bir çekincemiz yok. Çünkü yani Tayililer, ya siz buraya niye geldiniz kardeşim, sizin burada işiniz ne demiyorlar. Yani bir de bunların eğlence kültürleri de çok güzel, canlı müzikleri çok güzel. Müzikleri çok hoş, yani biraz bizim müziklerimizden çok farklı. Yani genelde bunların böyle dans müzikleri, sürekli böyle bir sinek vızıltısı gibi böyle sürekli böyle şeyden, ekolojiden gelen sesler üstünde dans müzikleri ama onlar o kadar çılgınca eğleniyorlar ki siz de ister istemez oraya da kaynıyorsunuz. Yani bizim dans kültürümüze çok böyle aşina bir kültürleri yok. Onu da söyleyeyim size. Chantaburi'den sonra arkadaşlar tabii ki bir gün bir gece kaldıktan sonra Kohchenk'e gittik. Güzel bir yolculuktu. Doğayla harmanlanmış bir yol. Yani sınır noktasına kadar geldik neredeyse. O yani sınıra giden yolu gördük. O yol ayrımından da limana geldik. Limandan da tabii ilk adamız Kohchenk'e. Tabii uzun bir süreden sonra da ilk defa da deniz gördük. O denizi tabii kokusunu almak, havasını almak, tabii ilk eksenle falan çok güzeldi. Çünkü ben bir deniz çocuğuyum, ada çocuğuyum. Avşar, sizin memleketim Balıkesir, Avşar Adası. Buranın insanı. Özlediğim bir koku, tabii ada ortamı, benim gibi adalı bir insan için işte nasıl bir duygudur? Onu sizin kendi düşüncelerinize bırakıyorum. Neyse arkadaşlar, işte feribota bindik, oradan
Limana, Koçenk Adası'nın limanına iniş yaptık. Oradan tabii otelimize doğru yola çıktık. Gördüğüm ilk manzara motosikletten gayet canlı. Yani çok, çünkü Koçenk Adası çok büyük bir ada. Yani esas tabii ki yoğunluk adanın batı tarafında diyelim arkadaşlar. Yani adanın batı sahilleri olduğu gibi yerleşim yeri. Tabii kuzeyin doğu tarafında da kısmı yerleşimler var ama tabii batı kadar değil. Doğu sahilleri ise genellikle boş ormanlarla kaplı. Bir sadece adanın güneydoğu tarafında bir takım tesislerin olduğu yerler var ama karayoluyla da pek ulaşımı da yok. Daha doğrusu böyle bir askeri bölge gibi, özel bir bölge gibi bir şey, orasını tam tabii ki anlayamadım ama tabii oraya kadar da gittik. Yolun sonunu gördük. Neyse arkadaşlar, yani adaya geldiğimiz zaman adanın hakikaten çok güzel sahilleri var. İşte White Sand Beach, yani beyaz kum kumsalı tabii ilk göze çarpan turistlerin bir tercih ettiği bölge. Aslında tabii ki büyük de bir bölge ama biz tabii ki farklı bir bölgesini tercih ettik. O farklı bölge adanın iç tarafında, şu an ismi aklıma gelmiyor, unuttum ismini açıkçası ama bildiğim bir bölgeydi. İç taraflarında olan, daha doğrusu Barlar Caddesi'nin olduğu bölgede bulunan bir bölge. Burayı biz neden tercih ettik? Şimdi biz gece hayatını da seven insanlarız, beach partileri de seven insanlarız. Bu bölgede beach partilerin yapıldığında yani duyunca tabii ki yani dedik ki en azından geceleri bizim için boş geçmez. Tabii ki bu bölgede güzel bir otel bulduk. Bu otele yerleştik, bir bungalov kiraladık işin doğrusu. Tabii ki hemen etrafı gezmeye başladık. Adanın etrafını dolaşmak gerçekten uzun bir süre gerektiriyor. Yani biz aşağı yukarı bir bulunduğumuz noktadan Kuzeydoğu'nun son uç noktasına varmamız aşağı yukarı 1,5 saatimizi aldı. Yani neredeyse hiç durmadık. Çok baktık pek yerlerde öyle 5'er dakikalık. O da fotoğraf çekmek için bir mola verdik. Ama genel anlamda baktığımda adanın çevresi arkadaşlar çok güzel. Özellikle kuzeye doğru çıktığınız zaman o ıssız sandıklar, ıssız sahiller, deniz ortamı falan gerçekten harika. Yani öyle bir kız arkadaşınız falan varsa böyle egzantrik baş başa denize girebileceğiniz, kafanızda hayal edin. Yani yapabileceğiniz ortamlar da o bölgede. Onun dışında kendine has bir gece hayatı var. Yani bir Copangan ya bir Fifi Adası gibi değil. Şimdi onu öyle söyleyeyim. Yani biz böyle beklemiyorduk ama kendine yeterli bir gece hayatı mı? Evet. Bunu kabul ediyorum. Yani bizim için de gayet de tatmin ediciydi gece hayatı. Yani beach partiler tabii ki. Ve içerisinde bulunan işte salaş publar, işte sahil kesiminde bulunan güzel Thai restoranları ki böyle güzel döşekler içerisinde hazırlanmış. Özellikle gün batımına doğru böyle kendinize kurdurmuş olduğunuz sofralarda yemek yemenin keyfi de çok bambaşka oluyor arkadaşlar. Tabii gecenin sonuna doğru da yine bir pub'da falan güzel bir canlı müzik dinlemek. Onun öncesinde işte beach party'ye katılıp işte dans edip alkol almak vesaire vesaire diyebilirim. Biz bu adada ne kadar kaldık? Bir hafta kaldık arkadaşlar. Yani bir hafta bizim için şöyle, burada ilk uzun kaldığımız yer. Biz aslında yani kara turunu yaptığımız zaman bayağı bir yorulduk. İşin gerçeği bu. Yani dedik ki en azından deniz ortamı, ayağımızı denize sokalım. Yani tuzlu su, ağır ya sız ya yorgunluğa iyi gelir. Hem biraz da dinlenelim. Ondan sonra dedik yola çıkalım. Neyse burada bir hafta kadar kaldık. Orada bir Türk arkadaşla da karşılaştık, restorancı ismi Ramazan. Hala görüşürüz, iyi bir dostumdur. Orada da arayanlar için White Sand Beach bölgesinde mekanın ismini hatırlamıyorum ama Türk restoranı nerede diye sorarsanız orada o mekanı bulabilirsiniz. Gerçi arkadaş artık orada değil ama işletmecisi değiştiği için artık orada farklı bir arkadaş bulunuyor. Mutlaka orada özlediğiniz Türk yemeklerini ve pide çeşitlerini de yiyebilirsiniz arkadaşlar. İşte bir haftanın sonunda arkadaşlar ne yaptık? Şimdi çok ilginç bir rota tabii ki bütün Tayland'ın yani Doğu sahilindeki Çin Körfezi'ni açtıktan sonra Bangkok'un altından, hiç Bangkok'a girmeden Phat Cha Bun ve Hua Hin şehrine kadar durmaksızın süren bir yol. İşte bu yolu da
ve orada karşılaştıklarımızda, bu ay maceralarımızda sizlere bir sonraki vlogumuzda anlatacağım. Bir sonraki vlogumuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.